Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. Kanalımızın adı Akademi Mehdum. Bizi YouTube'da Akademi Mehdum diye arattığınızda kolaylıkla bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Anlamadığımız konuları videoların altında birinci derste de belirttiğim gibi videoların altında sorabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Et-ders-ü-sani. İkinci ders. El-Mesrah, tiyatro. İstemi' dinle ilel kelimat, kelimeleri. Ve e'idha, onu tekrar et. Sümme, sonra teemmel, düşün. Ma'niha, manalarını. Mesrah, tiyatro. Mümessiletün, bayan oyuncu. Tay marbut almış arkadaşlar, sonuna kapalı bir te almış. Mümessil kelimesi müennes olmuş erkekken. Bayan oyuncu. Mesrahiyetün, tiyatro oyunu, sinaryo, senaryo, devrun, rol, meşhed, sahne, mümessil. Arkadaşlar şu kelimede şöyle bir şeye değineyim. Mümessil kelimesi birinci ünite, birinci derste şöyle bir şeyde bulunmuştuk, söylemiştik. Türkçe'de binlerce Arapça kökenli kelime var demiştik. Mümessil kelimesi de Türkçe'de kullanılıyor. Hastanelerde doktorlara inançları tanıtan kişilere mümessil diyoruz biz. Yani bu şahıs da kendi karakterinden çıkıp başka bir şahsın rolüne büründüğü için onu temsil ediyor. Mümessil, oyuncu, erkek oyuncu. Muhriç, yönetmen. İstemi'a ilel cümel. Cümleleri dinle. Ve e'idha, onu tekrar et. Sümme, sonra teemmel, düşün. Me'anihe, onun manalarını. Müste'inen, bir su ver. Haze mesrahun cemilun. Bu güzel bir tiyatrodur. Bu güzel bir tiyatrodur. Arkadaşlar şöyle bir bu cümlelere devam etmeden öncesinde şurada birkaç hatırlatmada bulunacağım. Bâb-ü Saffi. Birinci kelimemiz nekre. İkinci kelimemiz el takısı aldıysa, yani muzaaf, muzaaf nileh. Birinci kelimemiz nekre, bakın el takısı yok. İkinci kelime el takılı, marife. Bâb-ü Saffi. Yani bu isim tamlaması oluyor Türkçedeki. Sınıfın kapısı. Yani tabiri caizse şuradaki el takısı bize ın eki veriyor. Bunu bu şekilde hani kolay yollu anlayabiliriz. Bâb-ü Saffi, sınıfın kapısı. Geldim. Burada bakın bir sıfat tamlaması var. Mesrahun cemilün. Güzel bir tiyatro, belirtisiz isim sıfat tamlaması, mesrahun cemilün. Arapçada sıfat Türkçedeki gibi başa gelmiyor, sona gidiyor. Mesrahun, tiyatro, cemilün, güzel, güzel bir tiyatro. İki kelime de nekre, nekre, tekil tekil, müzekker müzekker. Yani bunlar bu yönde birbirine uyacak arkadaşlar. Mesrahun cemilün, güzel bir tiyatro. Geldik, iki kelime de marife marife olursa el mesrahul cemilü, güzel tiyatro. Bu da burada bize bir dipnot olmuş olsun. Yani burada haza, bu mesrahun cemilün, güzel bir tiyatrodur. Hüve, o mümessilün, oyuncudur. Fi hazihil mesrahiyeti, o hüve mümessilün, oyuncudur. Fi hazihi mesrahiyeti, bu tiyatroda, bakın bu fi harfi ceri, burada d'da aki veriyor, bize yer belirtiyor. Hüve mümessilün, o oyuncudur. Fi hazihil mesrahiyeti, bu tiyatroda. Ente, sen. Setegra'ı, müzari fiilin başına gelen sin harfi ecek, acak, yani gelecek zaman veriyor demiştik. Ente setegra'ı, sen okuyacaksın. Es senaryo, senaryoyu sen okuyacaksın. Hazet dikur, bu dekor. Cemilün, cidden. Bu dekor, cemilün, güzeldir, gerçekten. Veya çok anlamında bunu kullanabiliriz ama burada cidden, gerçekten güzel diyelim. Hanel en. Şu an vakit, devruke, senin sıran, senin rolün, fi hazil mesrahiyeti. Şu an vakit, devruke, senin rolün, fi hazil mesrahiyeti, bu tiyatroda şu an vakit, senin rolün. Sıl, eşleştir. Beynel kelimat, kelimeleri arasında. Ve suver, resimleri.
Resimleri ve kelimeleri ve resimleri arasında eşleştir. Kema fil misal, misaldeki gibi. Sümme e'idha, sonra onu tekrar et. Mesra. Bakın küçülteyim biraz, toplu halde görelim. Bakın mesra, tiyatro, tiyatro ile eşleştirmiş zaten bunu parçamızda. Bunları ben öncesinde eşleştirdim. Devrun, rol. Devrun, rol. Burayı ile eşleştiriyoruz. Geldim. Mesrahiyetün, tiyatro oyunu. Mümessiletün, bayan oyuncu. Sinaryo, senaryo. Yukarıda geçmişti bunlar zaten. Bu şekilde eşleştirmesi olacak arkadaşlar. Kevvin oluştur. Cümelen, cümle. Müsteinen bil kelimat. Kelimelere göre cümle oluştur. Fit temrin nisabigati. Hani yukarıda geçen alıştırmaya göre yukarıdaki yani geçen alıştırmaya göre geçen alıştırmadaki gibi cümle oluşturacağız. Yukarıda bir alıştırma vermişti. Cümleler vardı. Hazel mesrahiyetu cemilun falan demişti. Aynı o şekilde burada da bunları yapacağız. Bu resimlerin üstündeki alıştırmadan faydalanacağız. Kema fil misaldeki gibi. Hazel mesrah kadimun. Bu tiyatro kadimun. Türkçe'de yine bakın aynı birinci üniten birinci derste belirtmiştim. Kadim dostum diyoruz. Eski anlamında kullanıyoruz bunu. Türkçe'de kullanır bunu belli bir yaşın üzerindekiler. Hazel mesrahu bu tiyatro kadimun eskidir. Hanel en şu an sıra devruk senin rolün fi hazil mesrahiyeti bu tiyatroda şu an senin rolün. Hazil mesrahiyetu bu tiyatro cemiletün. Burada biraz da kendimizden faydalanacağız. Bu tiyatro cemiletün güzeldir cidden de diyebiliriz. Sonuna ekleyebiliriz. Huve mümessilun o oyuncudur fi hazihil mesrahiyeti. O oyuncudur. Fi hazil mesrahiyeti bu tiyatroda. Bu D'de anlam veriyor diye belirtmiştik yukarıda. Ente sen. Setegra'ı okuyacaksın. Es senaryo. Fi hazil mesrahiyeti. Bu tiyatroda senaryoyu sen okuyacaksın. Ecek acak yani gelecek zaman veriyor demiştik. Arkadaşlar cümleleri çevirmeye başlarken Türkçedeki gibi baştan sona değil biliyorsunuz Arapçada fiiller başa geliyor. Sondan çevirmeye başlarsak mesela ente setagro sen okuyacaksın senaryoyu fi hazil mesrahiyeti bu tiyatroda senaryoyu sen okuyacaksın. Sondan çevirmeye başlıyoruz. Yani önce cümleleri bölelim tek tek kelime kelime sonra toplu halde bir cümle şeklinde getirmeye çalışalım. Bu da bize kolaylık sağlayacaktır. Devam edelim. İstemi' dinle. İlel hiver parçayı ve ikra'hı onu oku. Sümme sonra üktübhı onu yaz. Fi defterik defterine yani senin defterine yaz. Parçayı dinle onu oku sonra defterine yaz diye bize belirtiyor burada. El mesrahiyetu tiyatro. El müderrisetu bu öğretmen ve öğrenciler arasında geçen bir parça. Ya dullab, ey öğrenciler. Öğrenciler. Hel nücehhizu. Hel dedik ki başa geldiğinde mımili sorular yapar. Hel nücehhizu. Hazırlıyor muyuz? Hazırlar mıyız? Hazırlıyor muyuz? Mesrahiyete. Hel nücehhizu mesrahiyete. Tiyatro hazırlar mıyız? Ma ra'yüküm. Ne düşünüyorsunuz? Ma ne? Ra'yü düşünüyor. Küm. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ma ra'yüküm, siz ne düşünüyorsunuz? Taban, tabii ki. Yasemin tabii ki demiş. Ya üstazeti, tabii ki hocam. Ma mevdu'ul mesrahiye. Ma nedir? Mevdu konusu el mesrahiye. Tiyatronun konusu yukarıda isim tamlamasıyla ilgili bak birinci kelimemiz nekre, ikinci kelimemiz marife el takısı almış. Tiyatronun konusu nedir? Arkadaşlar yine belirteyim mevzu kelimesi. Hani şöyle mevzu mu var, bir durum mu var anlamında, hani konu anlamında da kullanılabilir, Türkçe'de kullanılıyor. Yine dedik ki Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var. Bu da yine onlardan birisi. Yeter ki farkına varalım.
Eğer bunların farkına varırsak bu dili öğrenmeye başladığımızda cebimizde binlerce kelime olacaktır. Bu da bize öğrenme kolaylığı sağlayacaktır. El müderrisetü senahtaru seçeceğiz. Min beyne arasından seçeceğiz. Hazihil mevduat bu konuların arasından seçeceğiz. Et talim konular neymiş? Eğitim. Es-sihha sağlık. Es-sekafe kültür. El-ulüm bilim. Eğitim, sağlık, kültür ve bilim konularından seçeceğiz. Ahmet, ene üfaddilü ben tercih ederim. Üfaddilü tercih etmek kalıbı. Ene ben tercih ederim. Üfaddilü mevduat talim. Ene üfaddilü mevduat talim. Ben eğitim konusunu tercih ederim. El müderrisetü limaze? Niçin? Tüfaddilü tercih edersin. Et talim ya Ahmet. Eğitimi neden tercih edersin Ahmet? Arkadaşlar limazeli cümlelerde dedik ki limazeli birisine soru soruluyorsa direkt li enne ile başlanır. Li enne ta'lim. Çünkü eğitim li enne çünkü et ta'lim mevcudun çünkü eğitim mevcudun vardır. Daimen daima fi hayatine daima hayatımızda eğitim vardır. Li enne ta'li izen İzen öyleyse mevdu'ul mesrahiye öyleyse tiyatronun konusu et talim eğitimdir. Ve sene tehaddesu ve sene tehaddesu konuşacağız. Bakın nun nahnu artık Türkçe'de biz özneyi yeri geliyor atabiliyoruz. Yani öznesiz cümle kurabiliyoruz gizli özneyle. Burada da bakın nahnu'yu tekrar kullanmamış. Bu nun'dan biz nahnu'nun bunu söylediğini anlayacağız. Ve sene tehaddesu netehaddesu konuşuyoruz ve senetehaddesu konuşacağız. Anhi onun hakkında fit dersil gadim gelecek derste onun hakkında konuşacağız. Bu şekilde arkadaşlar parçamızın çevirisi. Ecip anil es'iletil atiye. Ecip cevapla. Anil es'iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Hasebil hiver parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla. Devam edelim. Ma unvanul hiver. Ma unvanul hiver. Nedir? Unvan başlığı el hiver. Parçanın başlığı nedir? Arkadaşlar soruya soruyla cevap verilmez. Soru edatımızı attık. Unvanul hiver mesrahiyetun. Direkt konuşma dilinde mesrahiyetun diyebiliriz. Yani konuşma dilinde kimse uzun uzun cevap vermez. En kısa yoldan cevap vermeye çalışır. Ama biz bu dili öğrenirken hani uzun cevap vermesini de öğrenelim. Şu şekilde mesrahiyetun diyebilirdiniz bakın. Ama unvanul hiver parçanın konusu mesrahiyetun tiyatro. Yine geçelim ikinci soruya. Ma mevduatul mesrahiyye. Tiyatronun konuları nedir? Tiyatronun konuları nelerdir? Nedir? Yine mevduatul mesrahiyeti başa yine koyabilirsiniz ya da şu şekilde kısa şekilde cevap verebilirsiniz. Tiyatronun konuları mevduatul mesrahiyye, et-ta'lim, es-sihha, es-sekafe, el-ulum ya da şu şekilde cevap da verebilirsiniz bunu söylemeden. Devam edelim. Eyyü hangi? Bu yeni bir soru edatımız. Bunu da hani öğrenmiş olalım. Bir yere hemen öğrenmiş olduğumuz her bir kelimeyi bir karta yazıp bir kelime kutusu oluşturursak bu kelimeler bizde kalıcı olacaktır. Bir tarafında Türkçesi, bir tarafında Arapçası olabilir. Canınız sıkıldığında hani o kutudan bir kelime bakabilirsiniz. Size de bu şekilde fayda sağlayacaktır. Eyyü mevdu hangi konu yufattilü tercih ediyor? Hangi konuyu tercih ediyor? Ahmet hangi konuyu Ahmet hangi konuyu tercih ediyor? Lil mesrahiye tiyatroda. Tiyatro için demeyelim artık. Tiyatroda hangi konuyu tercih ediyor Ahmet? Ahmet yufaddilu bakın yufaddilu mevdu'u ta'lim. Ama yine kısa yolda cevap vermek isteseydik et ta'lim diyebilirdik. Ahmet yufaddilu tercih ediyor. Mevdu'u ta'lim. Talim konusunu, eğitim konusunu tercih ediyor. Limaze niçin? Yufaddilu tercih ediyor. Ahmet niçin tercih ediyor? Mevdu'u et-ta'lim, mevdu'u ta'lim. Ahmet eğitim konusunu niçin tercih ediyor? Li enne çünkü dedik ki limazali
cümlelerde, sorularda hemen li enne ile başlayacağız. Li enne ta'lim, çünkü eğitim mevcudun, vardır. Daimen, daima fi hayatina, eğitim çünkü eğitim daima hayatımızda vardır. Hayatina, hayatımız, bak ne muttasıl zamirlerden, hayatımızda daima vardır. Ne? Eğitim. Devam edelim. İkra el cümel atiye. İkra el cümel atiye. Aşağıdaki cümleleri oku. Ve da alametü siha. Alame, tik işareti. Emamel cümle. Cümlenin önüne şu işareti koy. Es-sahiha. Es-sahiha. Doğru işaretini cümlenin önüne koy. Ve alametü, çarpı işareti. Emamel cümlel hatiye. Hata işaretini cümlenin önüne koy. Ve sahihil hata, düzelt, doğrult hatayı. Hasebil hiver, parçaya göre. Es-sabik, geçen parçaya göre. Keme fil misal, misaldeki gibi geçen parçaya göre yanlışı düzelt diyor. Yasemin tegulu, eğer yanlışsa cümlemiz çarpı koyacağız. Yasemin tegulu. Ya dullab hel nücehizu mesrahiyetun. Ey öğrenciler, hel nücehizu mesrahiyetun. Tiyatro hazırlıyor muyuz? Öğrenciler, tiyatro hazırlıyor musunuz? Mera yüküm, ne düşünüyorsun? Bu cümleyi kim söylemişti arkadaşlar? Öğretmen söylemişti parçamızda. Dolayısıyla bu yanlış. El müderrisetü tegulü. El müderrisetü tegulü. Öğretmen söylüyor. Ya dullab hel nücehizu mesrahiyetun. Mera yüküm. Tiyatro hazırlıyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz cümlesini öğretmen söylemişti. Ekrem yuhibbu mevdu'u ta'lim fil mesrahiyye. Ekrem seviyor. Mevdu'u ta'lim, eğitim konusunu, fil mesrahiyye, tiyatroda eğitim konusunu seviyor. Bunu kim seviyordu? Ahmet seviyordu. Dolayısıyla Ahmet'i, Ekrem'i attık. Ahmet'i başa koyduk. Geri kalan bütün cümlemizi tekrar yazdık. Ahmet yuhibbu, Ahmet seviyor. Mevdu'u ta'lim, eğitim konusunu, fil mesrahiyye, tiyatroda eğitim konusunu seviyor. Ahmet yegulu, Ahmet söylüyor. Et-ta'lim, eğitim, mevcudun, vardır. Daimen fi hayatine, hayatımızda daima vardır. Bu cümle doğruydu arkadaşlar. Yasemin tegulu. Evet. Yasemin hiye'dir arkadaşlar. Hüe değildir. Yani müzari fiilleri göstermiştik. Mazi müzari fiilleri birinci ünitemizin birinci dersinde göstermiştik ama bunlara ayrıyeten değineceğim. Yasemin tegulu, evet, söylüyor. Senete haddesu, konuşacağız. An mevdu'ul mesrahiyye, mevdu'il mesrahiye, tiyatronun konusu hakkında konuşacağız. Fit dersil gadim, gelecek derste tiyatronun konusu hakkında konuşacağız. Bakın sondan başlayın dedim çevirme yaparken. Gelecek derste tiyatronun konusu hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, bu cümleyi kim söylüyordu? Yasemin değil, öğretmen söylüyordu. El müderrisetü tegulü senetehaddesu an mevdu'il mesrahiyye fit dersil gadim cümlesini bize kim söylüyordu? Öğretmen söylüyordu. Sil beynel mecmuateyni. Sil, eşleştir. Beynel mecmuateyni ifadeleri. Kema fil misal, misaldeki gibi. Sümme ikra'hüme, sonra onları oku. Evet, eşleştirelim ve onları okuyalım. Huve yedrusu daimen. O daima ders çalışıyor. Lizalik, bu sebepten dolayı. Yencehu fi durusi. Lizalik, bu sebepten dolayı. Bağlaç arkadaşlar bu. Yencehu başarıyor. Fi durusi. Hani derslerinde başarıyor. Derslerini başarıyor. Huve yagrol. O okuyor. Daimen. O daima okuyor. İzen, öyleyse. Huve yuhibbul qiraat. İzen huve yuhibbul qiraat. Hani o daima okuyor. Öyleyse huve, o seviyor. Yuhibbu el qiraat, okumayı seviyor. 3. Hiye testeyqizu. O kalkıyor. Külle yevmin, her gün. Mübekkiran. Her gün erken kalkıyor. Li ennehe, çünkü o. Tusalli salatel fecr. Çünkü o tusalli, kılıyor. Salatel fecr, sabah namazını.
fecrin namazını yani sabah namazını kılıyor. Arkadaşlar sabahları evet erken kalkmamız lazım. Sabah namazını kılmamız lazım. Burada bu cümleyi söylemişken şunu söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tane hadis-i şerif vardı. Sabah namazının sünneti dünya ve üzerindekilerden daha değerlidir buyuruyor Peygamberimiz. Farzını siz düşünün artık. Yani eskiler üzerine asla güneş doğdurmazmış. Ama nedense hani şimdiki nesil biraz daha fazla uyumayı seviyor. 4. Ezhebu. Gidiyorum. İlel mesrah, ben gidiyorum. İlel mesrah, tiyatroya ahyanen, bazen. Lienne, çünkü el mesrahiyyetu, tiyatro, mümti'atun. Mümti'atun, eğlencelidir. Çünkü tiyatro eğlencelidir. 5. La ekzibu ebeden, asla yalan söylemem. La ekzibu ebeden, liennel kizib, la ekzibu, söylemem. Ekzibi söylüyorum. La ekzibi söylemiyorum. La ekzibi söylemiyorum. Ebeden yani asla yalan söylemem. Li ennel kizbu çünkü yalan, yalancılık, yalan. Haramın haramdır. Fil İslam, İslam'da haramdır. 6. Beytu ceddi. Beytu ceddi. Dedemin evi. Bakın hani burada el takısı almamış diyebilirsiniz arkadaşlar. Ne demiştik? Nekre marife. Bu muttasıl zamir aldığı için artık biz bunu hani bir şekilde marife gibi. Sonunda muttasıl zamir var. Dedemin evi. Beytu ceddi. Dedemin evi. Filgariyeti. Köydedir. Beytu ceddi. Dedemin evi. Filgariyeti. Gariyetin kelimesi köy. Dedemin evi köydedir. Ezuruhu. Onu ziyaret ederim. Adeten. Adeten. Sıla-i rahimi kesen bizden değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i rahimi kesmeyeceğiz. Akrabalarımızla ilişkilerimizi koparmayacağız. Beytü ceddi fil gariye. Ezuruhu adeten. Genellikle onu ziyaret ederim. Arkadaşlar bu alıştırmada bitiriyorum. İkinci bölümünü daha sonra çekeceğim. Çünkü uzun videolar olmasını istemiyorum. 20 dakikayı geçmesini istemiyorum. Burada bitirelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İlel liga.